Superman'in başarısından sonra DC yöneticileri editörlerine başka süper kahramanlar yaratma görevi verir. Hatta Bob Kane'i daha da motive etmek için Superman'in yaratıcıları Bob Schuster ve Jerry Siegel'ın haftada 800 dolar kazandığı söylenir. O dönem için dudak uçuklatan bu miktarı duyan Bob Kane, Zorro ve o yılların ünlü komik striplerinden birisi olan Flash Gordon'dan ilham alarak kırmızı kostüm giyen sarışın bir karakter yaratır ve adına Birdman der. Bob Kane, yarattığı karaktere şöyle bir bakar, çok beğenir ve ilk taslağı koşa koşa Bill Finger'a gösterir. Fakat Finger ilk taslağı beğenmez ve bazı öneriler verir Bob Kane'e. Sonra Bill Finger kafasındaki Batman'i çizer ve Bob Kane'e gösterir. Ve bugün bildiğimiz Batman yaratılmış olur. 1939 yılında yayın hayatına başlayan Batman, DC'nin en havalı kahramanlarından biri olur. Sonra Batman ve karakterleri sadece çizgi romanın o büyülü sayfalarında kalmaz. Filmleri, dizileri çekilerek Bruce Wayne, Robin ve diğer karakterler ete kemiğe bürünür. Fakat süper kahraman film yapmak o yıllarda çok zor ve meşakkatli bir iştir. Çünkü bir insanın bir varlığın uçtuğuna, uzaya çıktığına ya da arabayı iki elle kaldırdığına çizerek inandırabilirsiniz. Ama koca sinema perdesinde gerçekçi bir çekim yapmazsanız işte o zaman seyirciyi inandıramazsınız. Hele bir de yarasa elbisesi giyen bir milyarder yetimin hikayesini sinema severe yedirmek, işte bu çok çok zor bir iştir ve bu zor işi görmek için 80'li yılların sonunu beklemelidir Batman hayranları. Costume like you said, Mr. Freeze. I'm Batman. I'm Robin. 70'lerin bitmesi ve 80'lerle birlikte beklenmedik bazı filmlerin gişe rekorları kırması üzerine Warner Bros. Da gişeleri alt üst etmek için Batman'i film yapmaya karar verdi. Sağlam bütçe ayırır Warner Bros. Bu iş için ve sıra yönetmen seçimine gelir. PV Big Adventure filminin başarısından sonra Warner Bros. Batman filmini yönetmesi için Tim Burton'ı işe alır. Burton çizgi roman okuru ya da fanı değildir fakat Dark Knight Returns ve Killing Joke çizgi romanlarından fazlasıyla etkilenir. Gerçekçi, kasvetli bir Batman filmi yapmak için kolları sıvayan Burton'a, Batman'i oynaması için Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Daniel Day-Lewis, Pierce Brosnan, Tom Selleck ve hatta Bill Murray önerilir. Fakat Tim Burton çok başka birini düşünür Batman rolü için. Beter Böcek filmiyle büyük başarı yakalayan aktörün Batman olacağını duyan hayranlar büyük şok yaşar. Hatta Warner Bros. Ofisinin önüne 50 bin protesto mektubu bırakılır. Çünkü Michael Keaton'ın Batman olması bu filmin bir komedi filmi olacağı anlamına geliyordur hayranlar için. Fakat Tim Burton kararlıdır. Bütün eleştiri ve tepkilere karşı kulağını tıkayıp işine bakar. Şöyle der Tim Burton, Michael'ın gözlerine baktım. O kadar çılgın bakıyorlardı ki süper kahramandan çok etki yaratmak için yarasa elbisesi giyen adama benziyor der. Sıra Joker'i oynayacak oyuncuyu seçmeye gelmiştir. En başından beri Joker rolü için Jack Nicholson düşünülür. Fakat Jack Nicholson nazlanmaktadır. Çünkü filmle alakalı ciddi sorunları, ciddi düşünceleri vardır. Yapımcılar bunun üzerine Robin Williams'a Joker rolünü teklif eder. Bunu duyan Jack Nicholson hemen gider Joker rolünü kabul eder. Vicky Vale rolü için Michelle Pfeiffer düşünülse de rol Kim Basinger'a kalır. Roller de belli olunca Tim Burton tutar tüm film ekibini İngiltere'de bulunan Pinewood stüdyolarına götürür. Amerika'da bulunan Warner Bros. Stüdyoları yönetmene göre yeterince kasvetli değildir. Tim Burton ayrıca Amerika'da filme tam odaklanamayacağını düşünerek de filmi İngiltere'de çekmek istemektedir. Ve 88 kışının o soğuk gecelerinde İngiltere Pinewood stüdyolarını Gotham caddelerine çeviren yapım ekibi çekimlere başlar. Tim Burton çekimler hakkında şunları söyler. Zor bir takvim beni bekliyordu ve haftanın 6 günü gece gündüz demeden çalıştık. Film çekimleri esnasında kendimi kavganın ortasında bir dövüşçü gibi hissettim ve 3 ay boyunca ekip olarak çok zorlandık. Tim Burton o döneme dek evet filmler çekmişti, tamam başarılı da olmuştu ama gişe rekorlarını alt üst eden bir filmi daha yoktu.
Hele bu kadar büyük bütçeli filmin altından kalkıp kalkamayacağı daha belli değildi. O baskılar altında en büyük desteği Jack Nicholson'dan görüyordu. Jack Nicholson demişken filmde en zorlandıkları şeylerden biri de Joker makyajıydı. Makyaj bazen 2 saatten de uzun sürüyordu. Tim Burton Joker'in normalden de korkunç gözükmesini istiyordu. O sebepten makyözler Jack Nicholson'a en büyük gülümsemesini yapmasını istedi. Ve yüzünün o halinin altısını aldı. Ve görüntü desteğiyle Jack Nicholson'a protez makyaj yapıldı. İşte o zaman Burton'a göre Joker olmuştu. Zorlu çekimler bitti ve 1989 yazı geldi çattı. Filmin gösterim tarihi olan Haziran 1989 yılında Batman'ya, yani Batman çılgınlığı popüler kültürde bir fenomene dönüşür. Film daha vizyona girmeden 750 milyon doların üzerinde ürün satılır. Ve Batman 23 Haziran 1989 tarihinde 2200 sinema salonunda gösterime girer. İlk hafta sonunda 44 milyon dolar kazanır ve Hayalet Avcıları 2 filminin bir hafta önce 30 milyon dolar kazanarak elde ettiği rekoru kırar. Batman sonunda Kuzey Amerika'da 252 milyon dolar, uluslararası olarak da 161 milyon dolar kazanarak toplamda 413 milyon dolar elde eder. Batman gösterime girdiği 10 gün içinde 100 milyon dolar kazanan ilk film olur. 2008 tarihli Kara Şövalye'nin ardından en çok kazanan ikinci DC Comics uyarlaması film olur ve ayrıca 150 milyon dolarlık video kaset satışı yapar. Filmin başarısı Warner Bros'a Batman The Animated serisi yaratmaya sevk eder. Ayrıca diğer Batman filmlerinin serisinin de başlangıcı olur bu film. Tim Burton o ilk karanlık çizgi roman filmiydi. Şimdi herkes karanlık ve ciddi bir süper kahraman filmi yapmak istiyor. Ben yeni bir eğilime sebep olduğumu düşünüyorum, der. What are you? I'm Batman.